Arkadaşlar gördüğünüz gibi amacım fn eşittir 2n. En büyük sıfır olmak üzere bu fonksiyonun değerini hesaplayan bir Turing makinesi tasarlamamız isteniyor idi. Ben de ne yaptım? Önce şuraya bir işaretçi koydum. Daha sonra geriye dönüp okuduğum her bir 1 için 2 tane onu silip yerine 2 tane 1 yazmak idi benim amacım, değil mi? Şimdi en son ne yaptık? Boşluk gördüm, boşluk yazdım, sağa hareket ettim. Ve 1 gördüm bakınız, 3. 1 bu. 1 gördüm, onu sildim, boşluk yazdım, sağa hareket ettim. Evet. 1 gördüm, boşluk yazdım, sağa hareket ettim ve orada ne gördüm? X gördüm, X yazıyorum, sağa hareket ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakınız ne gördük? Sağ hareketimizde yine 1 gördük. 4 tane 1. 1 gördükçe 1 yazıyorum, sağa hareket ediyorum. Nereye geldim? Evet, boşluk gördüm. Bu boşluk için bunu siliyorum. Yerine 1 yazıyorum. Boşluk gördüm, 1 yazdım. Sağa hareket ettim, gene boşluk gördüm. Bir daha yazıyorum. Sola hareket ediyorum. Şuradayım bakın şu anda. Bir gördükçe bir yaz, sola hareket et. Bakın nereye kadar geldim? Şuraya kadar geldim. Bir gördükçe bir yazdım, sola hareket ettim. X gördüm, X yazdım, sola hareket ettim. Şu anda şuradayım. Bakınız. Boşluk gördüm. Boşluk yazdım, sağa hareket ettim, şuradayım şu anda ve X gördüm bakınız. Sevgili arkadaşlar, bu ne anlama geliyor? Birler şu anda bitti. Birler bittiyse, onların her bir bir için karşı tarafa iki tane bir yazdım. Dolayısıyla ne yapmam lazım benim şimdi artık? Burada durmam lazım. Şöyle yapalım, yani en son simgede dursun istiyorum. Şimdi X gördüm ya, bir görseydim devam edecektim buradan. Ama X gördüm, X yazıyorum, sola hareket ediyorum. Hemen onu da şey yapalım. X gördün, boşluk yaz. Ha, pardon, sola gitmeyelim. Onlar hep boşluk yaptık çünkü. Arkadaşlar, X gördüğüm zaman bunun yerine boşluk da yazabilirim. Sağa hareket edebilirim. Öyle yapalım değil mi? Burası hep boşluk olsun. Bura benim sonucum olsun. X gördüğün zaman boşluk yaz ve sağa hareket et ve burada dur diyoruz. Arkadaşlar X gördüm, boşluk yazdım ve sağa hareket ettim. Efendim, bunlara isim verelim. Q1, Q2, Q3, Q4, bu da Q5 olsun. En son nerede olacağım ben? Q5'te olacağım. Anlaşıldı değil mi bu sorunun çözümü? Fonksiyon hesaplama. Nasıl çözeceğime karar verdim. Çok hızlı bir tekrar edelim. Diyorum ki, şuraya bir yani fn eşittir 2n. 1, 1, 1. Şuraya bir işaretçi koydum. Bakın işaretçi koydum. 1 okudukça 1 yaz, sağa hareket et. Boşluk gördüğün yere x yaz. İşte burası. Ve sola hareket et. Amacım ne? Buradaki 1'e ulaşmak. Onun yerine buraya 2 tane 1 yazmak. Efendim 1 gördükçe 1 yaz, sola hareket et. Boşluk gördüğün zaman sağa dön ve okuduğun bu, evet, boşluk görünce boşluk yaz, sağa hareket et. Şimdi bir gördüğünde boşluk yaz, sağa hareket et. Bir gördüğünde, evet, bir gördüğümüzde şu biri sildim şimdi arkadaşlar.
bir gördüm, boşluk yazdım, sağa hareket ettim. Amacım şu, şuraya gelip iki tane bir yazmak. O halde diyorum ki, bir gördükçe bir yaz, sağa hareket et, X işaretçisini geç ve iki tane bakınız, boşluk gördüğünde bir yaz, sağa hareket et, boşluk gördüğünde bir yaz, sol hareket et. Tamam değil mi? Bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde arkadaşlar, burada anlamadığınız yer var mı? Çünkü biraz zamanımız kısıtlı, bir örnek daha yapmak istiyorum ben başka bir konudan. Anlaşıldı değil mi? Pekala. Arkadaşlar örneğimiz push to an automata. Örnek. Şimdi efendim şöyle bir soru sormuşuz. L dili A üzeri N, BC üzeri N. Öyle ki N büyük eşit 0 olarak tanımlanıyor. Bu dili tanıyan PDA'yı tasarlayınız. Evet, push to an automata tasarlamamız isteniyor. Bu dili yani aslında daha önceki çözdüğümüz örneklere benziyor. Değil mi? Neden? Çünkü bakınız, biz daha önce A üzeri N, B üzeri N gibi örnekler çözmüştük. Burada diyor ki A üzeri N, BC üzeri N. Dilerseniz yine bir örnek katar oluşturalım. Bakınız. A, A, A. Buna karşılık ne olması lazım? BC, BC, BC. Bu doğru bir katar. Yani bu tanıma uygun bir katar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Nasıl çalışacak bizim makinamız? Şöyle çalışacak. Okuduğum her A için yığıta bir simge göndereyim. Okuduğum her A için yığıta bir simge göndereyim. Daha sonra bakınız B okuyunca yığıtta hiçbir değişiklik yapmayacağım. Ama B'den hemen sonra C'de okursam yığıttan bir A çıkarabilirim. Yani bir simge çıkarabilirim. B okuyunca hiçbir şey yapmayacağım yığıta. Ama C'yi okuduğum zaman yığıttan bir simge. Yani daha önce eklemiş olduğum bu A'ya karşılık bir simgeyi ne yapıyorum? Yığıttan çıkarıyorum. Ve aynı şekilde. Sevgili arkadaşlar. Yani şöyle başlayabilirsiniz isterseniz. Q0 durumundayım. Karşımda ne var? Şöyle bir yığıt var. Bakın şöyle bir fonksiyon olabilir. A okuduğum zaman yığıta büyük A simgesi ekleyeyim. Yani Q0 durumundayken şeritten A okuyabilirsiniz. Okuduğunuz bu A'ya karşılık, ya bu A'yı okuduğunuzda yığıtta ne olabilir? Z0 olabilir. Bakın hemen bunu yazıyorum arkadaşlar. A okudum. Yığıtta Z0 var. Buna karşılık yığıta A ekleyebilirsiniz. Ve her küçük A simgesini okuduğumda yığıta bir A ekleyebilirim. Yani mesela şu örnek için bakınız bu çalıştı. Çalıştı. Pardon. Şimdi bu tamam birinci durum bu. Bu sadece bir hareket. Bir de ne olabilir? Siz A okudunuz. Lütfen dikkat. Kim var karşınızda? Yığıtta ne var? A simgesi var değil mi? Bakın bu da çıkabilir karşıma. Buna karşılık siz bunu bunun içinde yığıta bir A eklemeniz lazım. Şimdi ekliyorum bakınız.
Gene A okudum. Yiğitte ne olması lazım? Bakınız. Yani sadece olabilecek durumların hareket fonksiyonunu yazıyorum, dikkat ederseniz. Bu benim işimi çok kolaylaştıracak. Efendim. Ve yine bakınız şu çalıştı. Bir A daha ekleyebilirsiniz. Evet, burası güzel. Yani Q0 durumundayken karşıma çıkabilecek bütün durumları şu anda modellemiş oldum. Efendim, şimdi bakın ne çıktı karşıma? B çıktı ama bu yeterli değil. Yiğit'ten bir simge çıkarmak için ne olması lazım? Bir de C okumam lazım. Ya bu bakınız yeni bir durum. Şöyle yapıyorum. Q0 durumundayken B okuduğunuzda bakın yiğitte ne var? A var. Yiğit'e dokunma. Yani yiğit olduğu gibi kalsın. Bakın bunun ifadesi böyle değil mi? B'deyken A okudum. Yiğit'te A var. Q0'dayken B okudum. Yiğit'te A var. Yiğit'e dokunma diyorum. Pekala. Arkadaşlar, ne okumam lazım? C okumam lazım. Yani Q1 durumundayken C okuduğunuzda bu A'yı yığıttan çıkar dedik. Çok güzel. Tamam. Bu da Q2 durumu olsun. Şimdi arkadaşlar onu çıkarıyorum izninizle. Bakın şu noktaya geldiğimde bu gitti. Evet. Şunu da okumuş olduk. Evet, şurası tamam arkadaşlar. Bakınız, şu B'yi okudum. Yiğit'te ne var bu esnada? A var. Fakat C'yi görmeden Yiğit'e dokunmuyorum. A olarak kalsın. Tamam. Bakın devam edecek ondan sonra. Q1 durumu, C'leri görüp, C'yi görüp Yiğit'e dokunmadığım durum. Bakınız oraya geldim. C gördüğümde, evet, şu C'yi de gördüm. BC'yi yakalamış oldum. Yiğit'ten A çıkarıyorum. İşte bakın bu tanımlı zaten. B gördüğümde, bakınız şu B'yi gördüm. Yiğit'e dokunmuyorum. Yiğit'te A olmalı bu esnada ve doğru bakınız. A var. Geri dönüyorum. Ama C okuduğumda şunu görmüş oldum. O zaman diyorum ki Yiğit'ten bir A çıkar. Tamam. Ne okuduk arkadaşlar? End of string okuduk. Boşluk okuduk. Q2 durumundayım. Bakın yazıyorum onu da. Boşluk okudum. Bu arada yığıtta ne olabilir? Bakın görüyorum burada. Z0 olabilir. Diyorum ki onu da çıkar. Hatırladınız mı? Boş yığıtla tanıma demiştik. Okunacak simge kalmadı. Yığıtta boş. En son Z0'ı çıkardım. Yığıtta boş. İşte bakınız bizim bir PDA makinemiz. Bunu siz ne yapabilirsiniz? Tabii ki buradaki durumların hepsini Q0'dayım. Şeritten A okudum. Yiğit'te Z0 var. Değil mi? Böyle ifade ediyorduk bir de. Q0'dayım. Şeritte ne okudum? Efendim, Yiğit'te Z0 var. Okuduğum bu A'ya karşılık Q0'da kal ama Yiğit'e bir büyük A simgesini ekle. Yiğit'te A Z0 oldu. Bir de ne olabilir?
Q0'dayım, A okudum, yığıtta A var. Bakın şunu yazıyorum şu anda. Gene Q0'da kal, okuduğum bu küçük A simgesine karşı yığıta bir A ekle diyoruz. Hepsini yazalım mı? Yani diğerlerini artık kendiniz yazabilirsiniz. Q0'dayım, B okudum. Yığıtta ne var? A var. Yeni bir duruma geçiyorum. Q1 duruma geçiyorum ama yığıta dokunmuyorum. Q1'deyim. Q1'deyken yığıtta C okudum. Yığıtta ne olmalı? A olmalı. Bakın bütün bunlara şu örnekle karar veriyorum. Efendim? Şurada mı? Ama şu onların hepsini karşı şu anlama geliyor. Bak Q0 Q0'da kalmışım ya. A okudukça yığıtta da A varsa, yani A okudukça yığıta A ekle demek istiyorum. Bakın A okudukça yığıta A ekledim. Şunu müstakil yapmak zorundayım. Çünkü bunu ilk A'yı okuduğumda yığıtta ne var? Z0 var. Q1'deyim. C okudum. Q2'ye geç. Yığıttaki bu A'yı çıkar. Tamam. Bakın şunu yazıyorum. Q2'deyim. B okudum. Bu esnada yığıtta A olmalı. Bakın o esnada yığıt boş olamaz. Eğer yığıt boş olsa demek ki bir hata yapmışız. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bakın C okuduğumda yığıtta A varsa bunu çıkar demiştik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü B okudum, yığıta dokunmuyorum. Ama C okuduğumda yığıttaki A simgesini çıkarıyorum. Gayet güzel. Efendim, Q2'deyken B okuduğumda yığıtta A var ise, bakın şu A'na geliyorum. Q1'e geliyorum. Ama yığıta dokunmuyorum. Yığıta dokunmuyorum. Evet. Bu devam edecek böyle. Bir şu durum kaldı. Q2'deyken boşluk okumuşsanız yığıtta bu esnada Z0 olmalı. Diyor ki Q2'de kal. Bu Z0'ı da çıkar. Lütfen dikkat. Okunacak simge kalmadı. Ben herhangi bir durumdayım. Q2 durumdayım. Yığıt da boş kaldı. Hatırladık mı? P boşluk boşluk. Boş yığıtla tanıma. Peki arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Ondan sonra maalesef sizi serbest bırakmak zorundayız. LED yine pushdown otomata örneği. L dili şöyle tanımlanıyor. A üzeri I, B üzeri N, A üzeri J, B üzeri N, A üzeri K. Öyle ki I, J, K, N. Lütfen dikkat. Büyük eşit 1. Büyük eşit 1. Ne görüyoruz burada? Bakınız AB ABA. Yani öbek olarak baktığımızda bakınız A'lar öbeği, B'ler A'lar, B
B'ler A'lar. Benim burada bir şey dikkatimi çekiyor sadece. Yani bu niçin Puştan Otomata makinesini gerektiriyor? Şuradaki B'lerin sayısı birbirine eşit. Evet, oradaki B'lerin sayısı birbirine eşit ama hiç endişe etmiyorum. Çünkü I, J ve K durumlarında herhangi bir kriter yok. Beni sınırlayacak bir şey yok. Aslına bakarsanız soru neye döndü? Şunun aynısına döndü bakın. Şu soruyla aynı hale geldi. Doğru mu arkadaşlar? Sadece neyi kontrol edeceğim? Şu aradaki B'lerin eşitliğini kontrol edeceğim. Problem bu. O zaman ne yapacağız? B gördükçe yığıta bir, örneğin B simgesi göndereceğim. Sonra A'ları göreceğim. Sonra bu öbekte gördüğüm her B için yığıttan bir B simgesi çıkaracağım. Evet, o zaman başlayalım. Yine arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela iki tane A olsun. Üç tane B. Dört tane A olsun. Hiç önemli değil ama iki tane B olmak zorunda. Şöyle bir dakika. Evet, A'lar, B'ler, A'lar, B'ler. Burada da beş tane A olsun. Evet, üç tane B olacak. Şunlar eşit olmak zorunda. Evet, onların sayısında hiçbir sınır yok. Tamam değil mi? Bir şey daha dikkatimi çekiyor. I, J, K ve N değerleri büyük eşit 1. Orayı sıfır geçemeyiz. Bakın burada yani en büyük eşit sıfır olduğu için direkt kendisine döndü. Yani şuraya uğramadan böyle geçme şansımız da var. Fakat eşit sayıda olmak zorunda olduğundan BC, bakınız eğer buraya direkt geçersem B gördüğümde yığıtta A olması imkansız. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Kalacağız. Evet, şimdi arkadaşlar yine şöyle başlayalım isterseniz. Bunu bir taktik gibi düşünebilirsiniz. Q0 durumundayken bakınız A okudum. Boş geçemem. Bir adet A kesinlikle olacak yani. O zaman şöyle diyelim mi? A okuduğunda yığıtımız da bu. Yığıtta Z0 var ise ne yapıyoruz? Bakın A'ların sayısı hiçbir şekilde bizim için önemli olmadığından, yani şu manada bir öbekteki A'larla diğer öbekteki A'lar arasında bir ilişki yok. 1 de olur, 3 de olur, 100 de olur değil mi? O yüzden diyorum ki yığıta dokunma. Yığıt olduğu gibi kalsın. Yani bunu hatırlamama gerek yok. O yüzden yığıtı herhangi bir eleman göndermiyorum. Aynı şekilde diyorum ki dilediğin kadar A okuyabilirsin. A okudukça, yığıtta da Z0 oldukça yığıta hiç dokunma. Bakın şuraya kadar geldim arkadaşlar. Bu noktaya kadar geldim. B okudum. Arkadaşlar B okuduğumda yığıtta ne olmalı? Z0. Hemen bakın hareket fonksiyonumu yazıyorum. B okuduğunda yığıtta Z0 varsa bu B'leri benim hatırlamam gerekiyor. Onun için okuduğum bu B'ler için yığıta bir simge gönderiyorum. Yığıt B Z0 olsun. Bundan sonra okuduğun her B için yığıta bir B simgesi göndereceksin. Şimdi izninizle arkadaşlar, bakın şunun için şu anda şu B'yi okudum. Yığıta B gönderdim. Şimdi dikkat ederseniz şu anda B okudum. Yığıtta ne var? Evet. Yığıtta büyük B simgesi var. Bir tane B daha ekliyorum. Ekledim.
Aynı şey bakınız şu üçüncü B içinde olacak. B. Şuraya kadar geldim. Arkadaşlar bu noktaya kadar geldim. Bakın ne okudum? A okudum. A okuduğumda yığıtta ne var? B var. Bu A'ların sayısı hiçbir şekilde benim için önemli değil. O zaman diyorum ki A okuduğunuzda eğer yığıtta B varsa yığıta dokunmayın. Aynı şekilde dilediğiniz kadar A okuyabilirsiniz. A okuduğunuzda yığıtta da B varsa yığıta bir B ekleyebilirsiniz. Şunun için yaptığımızı anladık değil mi arkadaşlar? Yani A'ların sayısı, A'ların A öbeklerinin birbirine ilişkisi önemli değil. Fakat bir tane A kesinlikle olmalı. Bunu yazdım o yüzden. A okudukça, yığıtta da B gördükçe, okudunuz, yığıta hiç dokunmayın. Özür dilerim, şu olmayacak. Yığıta hiç dokunma. A okudukça, yığıtta da B gördükçe, yığıt B olarak kalsın diyorum. Hiç dokunmuyorum. Çünkü A sayısının burayla ilişkisi yok. Sevgili arkadaşlar, nereye kadar geldik? Şuraya kadar geldik bakınız. Bu noktaya kadar geldim. A okudukça yığıta hiç dokunmadım. Ve A okumaya da dilediğim kadar A okumaya izin verdim. Efendim şimdi ne görüyorum? Evet, burası önemli. Neden? Çünkü daha önce yazdığım B'leri hatırlamam gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bakınız B okuduğumda ne var yığıtta? B var. Yığıta hiç dokunmadık şu ana kadar. B okuduğunuzda yığıtta B varsa bunu çıkarın. Efendim bakınız okudum. Bunu çıkarıyorum. Okudum ve B'yi çıkardım. Şimdi bakınız yine B okudum. İşte bakınız B'yi gördüm burada. Yine yığıtta ne olmalı? B görmeliyim. B okudukça yığıtta da B var ise bunu çıkar. Sevgili arkadaşlar bakın nereye kadar geldim? B gördüğünde yığıtta büyük B simgesini görmelisin. Bunu gördükçe bu B'leri çıkar. Bakınız ikinci B için çıkardım. Üçüncü B için de çıkaracağım. Şu noktaya kadar geldim arkadaşlar. Bu noktaya kadar geldim. Pekala. Ne gördüm? A gördüm. Bakınız her şey burada arkadaşlar. Yani şeritten ne okudum? Yığıtta ne var? Bütün bilgiler karşımda. Diyorum ki A gördüğünde yığıtta Z0 olmalı. Sen yani bu ne anlama gelir? B'ler için eklediğim B simgelerinin hepsini çıkarmışız. Ve şimdi A gördük. Şimdi dilediğim kadar A okuyabilirim. Dolayısıyla yığıta dokunmuyorum. A gördükçe yığıtta da Z0 gördükçe diyorum ki yığıta dokunma. Arkadaşlar nereye kadar geldik? Bakınız A gördükçe yığıta hiç dokunmadım. Şuraya kadar geldim. Ne? Burası hangi nokta? End of string noktası. Yani boşluk. Evet. Bu hareketi tamamlamamız gerekiyor. Orada bırakamayız. Onu da bakın şuraya geliyorum. Efendim, boşluk okuduğunuzda yığıtta Z0 varsa bunu çıkarın. Evet, boşluk okuduğunuzda yığıtta da Z0 var ise bunu çıkarın. Evet, push-down automata için güzel bir yöntem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakınız. Bir tane örnek katar yazdım. Bu katar üzerinde karşıma çıkabilecek olası bütün durumların anlık hareket fonksiyonlarını yerine getirmiş oldum. Evet, şöyle bir inceleyin. Tabii ki eğer
şu da bakınız, şu haliyle bu da bir Turing push otomatının çalışması. Yani şu fonksiyonları yazmanız da doğru bir cevaptır. Ama bu daha anlaşılır değil mi? Evet. Sevgili arkadaşlar, bir tanesini örnek olarak yazıyorum sadece. Q sıfırdayken A okuduğunuzda Y'da da Z sıfır var ise Q1 durumuna geç. Q1 durumuna geçmemin nedeni, ya burada Q2 yazmışız, fark etmez. Çünkü en az bir tane A'yı okuma anıdır bu. Bundan sonraki dilediğim kadar A okuyabilme durumuna geçiyorum aslında yani. Ama yığıta dokunma diye durumlarımızı ayrıca yazabiliriz. Zamanımız, nasıl zamanımız arkadaşlar? Pekala. Sevgili arkadaşlar, sınavımız haftaya pazartesi galiba, değil mi? Bu çerçevede Turing makinesi, push-down otomata, gramerler, bir kümenin gramerini bulmak, gramerin ifade ettiği kümeyi bulmak, bu konulara bir de ilk vize öncesi haftanın regüler ifadeler konusuna çalışmanızda fayda var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Buyurun. Evet, onları quiz'e değerlendirdik. Quiz sınavlarında onlardan yeterli cevaplarımızı aldık biz. Dolayısıyla Chomsky normal form, Gribetsch normal form. Yine vize sınavında oldukça yüksek verim elde ettik. Yani NFA'dan DFA'ya dönüşüm, DFA'da durum sayısı indirgeme, bunların hepsini vize sınavında değerlendirdiğimiz onlardan da soru gelmeyecek. Dolayısıyla vize sonrası haftaya büyük bir ağırlık vereceğiz. Chomsky normal form ve Gribetsch normal formu ve gramerlerde sadeleştirme kısımlarını çıkararak. Tamam. Arkadaşlar benim şu an ayrılmam gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. İmtihanlarda başarılar diliyoruz. Tabii context free grammar ağırlıklı olacak zaten. Bunların hepsi context free grammar zaten. Peki. İmtihan